8 ay sonra Giresun İl Jandarma, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri ve Ankara'dan gelen Jandarma Genel Komutanlığı'nca oluşturulan özel jandarma birimlerince soruşturma işlemlerinden sorumlu bir ekip oluşturulmuştu. 8 ay sonra düğmeye bastılar ve neredeyse tüm aile fertlerinizi gözaltına aldılar konuyla ilgili. Siz en baştan beri buraya dışarıdan birisi gelemez diye zaten söylüyordunuz. Evet. Siz de şüpheleniyordunuz bazı şeylerden ama aynen. İnsanın tabii en yakınlarından şüphelenmesi oldukça zor. Biliyorum böyle belin büküldü iyice. Canım benim kıyamam sana. Hani 7 yaşındaki çocuğa mı üzülesin, gözaltına alınanlara mı üzülesin? Biri kardeşin, kız kardeşin. Diğeri de neyin oluyor? Diğeri de erkek kardeşim. Ha, biri kız biri erkek kardeşin, doğru, amcası ve halası şu anda gözaltında. Ben hiç uzatmadan söyleyeyim, sen de benden duyacaksın. Amcası öldürdüğünü itiraf etmiş. O da çocuk o sırada, 13 yaşında. 13 yaşındaki az önce izlediğimiz çocuk. Şu anda aldım ben de bilgiyi. Az önce adliyeye sevk edildiler. Şu an görüntüleri de var, verebilirsiniz DSF olarak. Hala ve amca... Diğer aile fertleri serbest bırakılmıştı dün saat 22 sıralarında. Onlara ek gözaltı süresi verilmişti. Ve 14 yaşındaki amcadan cinayet itirafı geldi. Hala Ayşe de yardımcı olduğu gerekçesiyle bu cinayete şu an savcı karşısında. Sebep ne ki? Yani niye, nasıl? Sebebi dediğim gibi ben yani ya jandarmanın ya da... savcılığın bir açıklama yapmasını bekliyorum bu konuda. O yüzden kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. Çok aile içi bir cinayet. Çünkü hiç beklenmedik bir şey gerçekten. Halayı da yayınımıza konuk etmiştik. Amcayı da yayınımıza konuk etmiştik. O sıra 13 yaşındaydı. Şu anda da 14 yaşında işte. Yani amca itirafında sebep ne gösteriyor? Ya sebebini söylüyor da şimdi diyorum ya, ben onların açıklama yapmasını bekliyorum. Hayır, yani evet. Onlar daha usulünce açıklama yaparlar. Biz de o usulünce açıklamayı size iletiriz. Yani kelimelerimi dikkatli seçmem hayır, lazım. Hayır, akıl ve mantık almıyor bir amcanın bu şekilde bir icraatı da. O bakımdan dayanamadım, sordum. Yani, çok haklısınız. Allah çok haklısınız. İslah etsin. Yani... İşte üç aşağı beş yukarı belli zaten de ben nasıl söyleyeyim? İşte devlet usulünce bize açıklama yapar, biz de usulünce söyleriz İletir. Diye bekliyorum. Canım benim ya, sevgilim, vallahi çok üzüldüm. Ama tahmin ediyordunuz siz de değil mi? Ya biz hani ne bileyim, tanık olmuştur diye düşünüyorduk. Ya evin altından böyle bir şey, bir çocuğa yani bir cani bunu nasıl... Ya ben cani olarak görmüyordum ki kardeşlerimi. Belki hani görgü tanığı olabilirler. Onun için susabilirler. Sadece bu şekilde düşünüyorduk hep. Yani koyuyoruz. Hani aşağı koyuyoruz olmuyor. Okarı koyuyoruz olmuyor. Hiçbirine bir şey sonuç bulamıyorduk yani. Hep düşünüyorduk. Bunlar yapamaz. Hani o kadar hiç ileri gidemez. Mı? Çok bence konuştuk. Ayşe'nin. Çok konuştuk. Varsa hani gizlediğiniz, sakladığınız bir şey yardım ederiz. Hani söyleyin, jandarmaya anlatalım durumu, bize yardım ederler, saklamayın bir şey varsa diye çok konuştuk. Ekipler olsun, biz olalım, ailecek oturup hep konuştuk ama hiçbiri demedi ki abla böyle böyle bir şey oldu. Hani bize yardım ederseniz böyle bir şey anlatırız zaten. Hiçbiri gelip de bize hiçbir şekilde hiçbir konuyu söylemedi. Hiç de ya sadece ben şeyden şüpheleniyordum, çok soğukkanlılardı. Bu olay oldu olası çok soğukkanlıydı ikisi de. Tek o şüphem vardı yani. Tek benim daha çarpan... başka şüphelerim vardı Sevgican, sana da sordum işte, ben inekle oynayacağım işte. İnek, hani inekle 7 yaşındaki çocuk nasıl oynayabilir? İnek otlar. Hani kedi değil, köpek değil, civciv değil. Yani daha en baştan orada biliyorsun, evet. Ben o kısma çok takılmıştım. İnekle oynayacak. Yani 7 yaşındaki çocuk inekten yanına yaklaşmaya korkar. Ne zevk alacak. Yani bir de ne zevk alır, o kadar hareketli bir hayvan değil ki. Oradan başlamıştı. Biliyorum, söyledim onları canım. Ama az önce efendim bizim de haberimiz oldu. Burada tabii şöyle bir şey var. Aile fertleri, oldukça kalabalık aile fertleri alındı. Yani çocuğun amcası Sinan alındı. Halaları Sedef, Ayşe, Sinem alındı. Dede Niyazi Tırsi, dedenin kardeşi Azmi, babaannenin kardeşinin oğlu Akın Tırsi. Hep aileden herkes alındı. Çünkü o çelişkili ifadeler Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla beraber tekrar değerlendirilince... Hani öldürüldü, aile fertleri de bu cinayeti sakladı. Onları korumak için sustular diye düşünülmüş olmalı ki hep, aile fertlerinin büyük bir zaten. Bölümü alındı. Hani
olayı biliyorlar. Aile içi biliyor, dışarı sızdırmak istemiyor. Onun için hani konuşmuyorlar, örtbas ediyorlar her şeyi diye. Biz sadece bekledik yani. Zamanın gelmesini bekledik. Hani delillerin toplanmasını, sonuçların çıkmasını bekledik. Hani biz bir tanesine tutup da kardeşime sen yaptın, illa sen yaptın diye bir kelime kullanmadık yani. Belki o zaman zarfında kendileri bir şey gördüyse itiraf ederler, bize gelip söylerler. Biz de gider jandarmaya söyleriz. Hani bu daha kolay olur diye bekledik ama... Ne düşünüyorsun şu an? Canım benim ya. Allah sana sabır versin. Amin. Ölen yeğeni, öldüren erkek kardeşi, ona yardım ettiği söylenen de kız kardeşi. Ya aile içinde oldu mu bu tarz şeyler? Ne yazık ki son derece trajik oluyor. Ama biz dün babaanneyle konuştuk. Bak dün babaanne de, o babaannenin röportajını hazırlar mısınız? Dün babaanne de Sinan'a sorun diyordu. Yani Sinan'a sorun. Nihal Tırsi. O da... 7 yaşındaki torunu İkranur'un nasıl kaybolduğunu anlatarak başlıyor röportaja babaanne Nihal Tırsi. İkranur nerede dedim torunuma, böyle omuzunu çekti. Yola çıktım, Derya'ya seslendim, amcamın torunu. Derya, İkranur oradan mı dedim, yok dedi böyle bir şey gene. Nasıl yok dedim, sizin yanınızdaymış ya dedim, aşağı götürmüşün çocukları dedim. Taşalım kapıda dedim, Yusuf falan hep birinmiş dedim. Yusuf, İkranur nerede? Yusuf'a sordu bir sefer. Yusuf da dedi, malın yana gitti o dedi. Hadi gel görse ne tarafa gitti dedik. Yusuf'u da aldık, Duray'ı da aldık. Buradan ağrı gitti dediler. Biz başladık başçıları aramaya. Sonra Yusuf zabattan ifadeyi değiştirdi. İkranur'u Osman amcanın kapıdan aldılar, maskeli adamlar dedi. Babaanneye göre 7 yaşındaki torununun kaybolmadan önce oynadığı arkadaşlarından bazı şeyler öğrenilebilirdi. Yusuf biliyor, konuşmuyor. İşaretiyle bize bir şeyler anlatmıyor, uğraşıyor, anlamıyor dilinden. Yani onun bir anlayan birisini getirip olay yerine konuşturmasını istiyor. İkranur'un katilinin anahtar sözcüğü o çocuklarda. Bu köyde bir yabancının gelip de İkranur'a bir zarar verme ihtimali var mı sizce? Hayır. Çünkü yabancı şöyle gelir, birisi yardım ederse gelebilir. Adam gelip de çocuğu nasıl aldı, kimsenin haberi olmadı. Köyden buradan bir haberi olan var. İkranur bir kere öldürüldü, ben her gün öldürüyorum. Her gün ziyaret ediyorum onu. Ölüp ölüp geri geliyorum işte geldiğimde. Ailesinden pek çok isim göz altındayken acaba ne düşünüyordu? Ben babaanne olduğum için onlar hep benim gözümün önündeydi. Çocuğu bu şeyi yapacak kadar kaybolmadılar gözümden. Hiçbirinden şüphe etmiyorum. Müge Hanım, bu iş bir açığa çıksın istiyorum. Katilin bulunmasını istiyorum. İnşallah adalet yerini bulsun. Evet, İkranur'un babaannesi demişti ki bize bir şey anlatmaya çalışıyor ama biz anlamıyoruz. Yani bunu bir bilen onunla konuşursa söyletir. İşte 8 ay sonra itiraf geldi 14 yaşındaki amcadan. Neden öldürdü? İşte onun sorusunun cevabını bekliyoruz jandarmadan ya da sayın valimizden. Ya da başsavcılıktan bilmiyorum artık hangisi açıklama yapacaksa kamuoyunun çok dikkatle takip ettiği, çok üzüldüğü, çok ilgiyle takip ettiği bir konuydu en baştan beri. Çünkü Giresun'da çok güzel bir köy, şahane bir doğa. Orada herkes dışarıda. Bizim çocuğumuz kaybolmuştu. Günlerce aradık. Sonra aranılan yerde çıktı çocuk. Yani aranılan, bakılan, zaten daha evvel orada geçen. Yani bu çocuk bir yerde tutuldu. Ve sonradan oraya bırakıldı belli ki. Çünkü hep o zaman da söylemiştik. Çocuk bulunduğunda yani dereye düşen birinin çocuk ya da yetişkin bir takım emareleri var. Su akıyor debi hızlı ya da yavaş ama sen kendini saldığın suyun, zaman... Suyun belli bir akış hızı var. O akış hızına göre atıldığı zamana göre ilk atılsaydı ona göre bedende vücutta belirli deformasyonlar olacaktı. Da olacaktı. Bir de yüzüne gözüne biraz bir şey de çarpacaktı. Tabii. Bir dal, bir çalı, bir ağaç, bir şey. Kıyafetleri, hiçbir şey yoktu. Şeyse... Çocuk bir yerde saklandı. Kuvvetle muhtemel biz onu Leyla cinayetinde de, o küçük Leyla'nın cinayetinde de benzer bir şey görmüştük. Ne zamanki jandarma kapatıyor köyü, ben bakacağım evlere diyor. Çocuğu oraya atıyorlardı. Burada da demek ki benzer bir şey yaşandı. Müge Hanım bir şey soracağım. Şimdi benim ailemi toplayıp karakola götürdükleri akşam... Şimdi bunların hepsi zaten şeye atıldı, yani alındı içeri. Peki bu çocuğu kim getirdi dereye? Üçüncü kişi var o zaman bu işin içinde. Bak şu an savcı karşısında ifade veriyorlar. İki kardeşin de. Efendim?
Evet, az önce izlediğimizde onu verelim. Bunlar Bulancak Adliyesi'ne sevk edilirkenki görüntüleri. İki kardeşin, yani İkranur'un halası ve amcasının görüntüleri. Hala kaç yaşında? 25. O da 25 yaşında. Bu hala böyle hani nişanlısından nişanlanmıştı, ondan ayrılıp başkasına kaçmıştı falan. O hala değil mi bu? Evet. Sonra nişan parasını istemişti, nişanlananlar geriye falan değil mi? Evlenmiş aynen. miydi sonra? Yani kuzenime kaçtığı zaman nikah kıymışlar. Oradan da bir ay sonra, bir buçuk ay sonra geri geliyor. İstemiyorum, niye geri geldi? Sevmiyorum diye. Yani nişanlısından kuzenine kaçtı. Nişanlandı, kuzenine evet. kaçtı. Kuzenine yapıldı nikah. Sonra bir buçuk ay sonra da tekrar geriye döndü. O da çok aklı yerinde bir kız değil ama yani gördüğümüz kadarıyla değil mi? Yani bilmiyorum şimdi senin kardeşin de artık şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Onun da bir aklı beş karış havada bir kız yani. Yani yerine göre aklı yoktu diyelim. Yerine göre de kullanıyordu. İşine geldi mi? Aynen. En korktuğum şey de odur işte. Benim de en çok korktuğum şey oydu. Zaten gördük siz zaten. De kızgındınız ona. Gidip gelmesinden kızgındık evet. Sonradan hani düşüncemiz de şöyleydi. Abim hani devamlı bu olay üstüne şey yaptığı için hani musibet yaşadıkları için hani abim belki göz korkutmak için çocuğu hani tutar şey yapar falan. Bu kadar da düşünemedim yani bu çocuğa zarar verecek kabiliyet olduğunu sanmıyordum yani. Bir cani bile ne bileyim ben kardeşlerim için de cani olduğunu bilmiyordum. Ay canım benim ya. 14 yaşındaki çocuğun becerebileceği bir iş değil bu. Yok. Sinan'ın tek başına yapabileceği iş değil zaten bu. Küçük bir çocuk o yani. Tip olarak falan da küçük. Ona kadar yardım edenler var. Program yapamaz. Ama çok haklısın. Sadece hala mı? Ama hala 25 yaşında yani dediği gibi işine gelince aklı çalışıyor diyor ya. Hala 25 yaşında. Evet. Hala halledebilir ama o çocuğu oradan jandarmalar zor indi ya. İnemediler karşı taraflardan geçtiler. Öyle çocuğun oraya indirilmesi falan. Aslında her ikisinin de işi olamaz. Doğru söz. Hala nasıl indirecek onu oradan? Diyorum ya bir iki kişi daha var bu işin içinde diye düşünüyorum yani. Tek iki kişilik yapacak bir olay değil bu. İşte bilmiyoruz. Ayrıntılar geldikçe nasıl indirdiler, nereye götürdüler? Araba yok. Evet. Kullandıkları bir araba yok. Hayır. Oradan o tepeden, o görüntüleri verir misin? Oradan o tepeden aşağıya o çocuğu taşımaları lazım ya da evet. götürmeleri lazım. Bu, çekmiştik drone'la hatırlarsınız. Konuşmuştuk yani bu nasıl olabilir, nasıl... bu çocuk buraları yürüyebilir, 7 yaşındaki bir çocuk. Ya birinin sırtında da olsa, bir erkek indirebilir ama. Halanın zor, bir üçüncü dediğiniz gibi diyor ya da gerçekten dördüncü onlar da oranın insanı de. Ya. Yani oranın insanı olduğu için tabii şimdi bizim için zor yani. Ben kendim inemem oraya tek başıma. Ama belki oranın insanı, hani sizler için daha rahat olabilir, daha alışkınsınız. Siz yani şimdi yolları doğasına. Al vücut hani kendin bildiğin zaman bahçe içinde devamlı gezdiğin yer yani sonuçta. Fındık zamanı olsun, paldır zamanı olsun gezdiğin yer olunca ister istemez biliyorsun yani. Yani nereden inileceğini, nereden çıkacağını biliyorsun. Ya hala indirebilir mi? En çok siz tanıyorsunuz kardeşinizi aslında. Şimdi eğer gerçekten hani o işi sonlandıran kişi gerçekten benim kardeşimse, ya Sevda ise bunu yapan Anşe ise... Yani o anlık panikle insan yapamayacağı bir şey yok yani. Hızlı da iner, yavaş da iner. Ama ne zaman indi işte? Kimseye i̇şte görünmeden nasıl yaptılar bunu? Pembe'de Bulancak Adliyesi önünde Pembe Koç muhabirimiz. Pembe'cim, günaydın canım sana da. Sen de hafta sonunu orada günaydın. Geçirdin. Günaydınlar Müge Hanım, iyi yayınlar. Evet, hafta sonu boyunca bizler Giresun'daydık. Gerek köyde gelişmeler olmuştu. Köyde özellikle hareketli dakikalar yaşanmıştı. Özellikle jandarma ekiplerinin köye gelişi ve bir keşifin gerçekleştirilmesi akıllarda aslında bazı soru işaretleri bırakmıştı. Ama sizin de yayınımızın başında söylediğiniz gibi aslında detaylar yavaş yavaş ortaya çıktı. Ve yine diğer detayların ortaya çıkması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Şu andaysa yine belirtmek gerekirse saat 9.45 civarında 14 yaşındaki amca ve İkranur Tırsi'nin halası adliyeye sevk edildi. Saatler 10.30'u gösterdiğinde ise ilk önce 14 yaşındaki amca savcı karşısına çıktı. Bir saat boyunca ifade verdi. Amcanın hemen ardındansa yine halası savcı karşısına çıktı. Ve şu saate gelinceye kadar... İkranur Tırsi'nin halası savcı karşısındaydı, ifade vermişti. Biraz önce de mahkemeye sevk edildikleri bilgisine ulaştık. Öyle mi? Her ikisi de mi?
Evet, evet Müge Hanım. Her ikisi de. Yani o kadar arkadaşlar yeni alıyoruz ki bilgileri sevgili seyirciler. O yüzden biz de çok net olamıyoruz. Hani bilemiyoruz şu anda yani nedenini, nasılını, niyesini. Biliyoruz da bilmiyoruz. Dediğim evet. gibi bu konuda resmi bir açıklama almak son derece önemli. Pembe'cim inşallah o resmi açıklama için de senden rica ediyorum. İçeriye girersen. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.